Merhaba arkadaşlar eşeğsiz üreme çeşitlerinden sonuncusuna geldi sıra ve en tartışmalı olanına. Niye en tartışmalı? Çünkü bu partenogeneze kimi eşeyle üreme diyor kimi eşeğsiz üreme diyor kaynaklarda bir kavram karmaşası var. Şimdi son noktayı koyacağız arkadaşlar. Partenogenez eşeğsiz üreme çeşididir. Niye olduğunu da konunun içinde size ayrıntısıyla anlatacağım. Bazı hayvanlarda mayoz sonucu oluşan yumurta hücrelerinden Döllenme olmadan arkadaşlar, döllenme olmadan yeni bireyler gelişebilir. Buna ne diyoruz? Partenogenes diyoruz. Döllenme gerçekleşmediğinden bu üreme şekline eşeyli üreme denemez arkadaşlar. Demek ki döllenme eşeyli üremenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ve partenogenes olayında döllenme yok. Kimlerde görülür partonogenes? İşte su pirelerinde, yaprak bitlerinde, bal arılarındaki en çok bu kısmıyla sorularda karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Erkek bireylerin oluşumunda, bal arılarında, bazı kertenkele türlerinde partonogenes görülebiliyor. Partonogenesin eşeğsiz üreme olduğunu unutmuyorsunuz. Neden? Çünkü döllenme yok. Temeli mitoza dayanıyor. Hemen bu bilgiyi hafızaya atın. Şimdi şekil üzerinde bal arılarındaki partenogenez nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bal arılarında arkadaşlar kraliçe arı iken kromozomludur. Erkek arılar ise en kromozomludur. Şimdi iken kromozomlu kraliçe arı yumurtalarını oluştururken mayoz bölünmeyle oluşturur ve en kromozomlu yumurtalar meydana gelmiş olur böylece. Erkek arılar en kromozomlu oldukları için Spermlerini oluştururken mayoz değil mitoz bölünme geçirirler arkadaşlar. Dolayısıyla en kromozomlu yine spermler meydana gelir. Şimdi bunu unutmayalım. Kraliçe arı gametlerini mayozla oluşturuyor. Erkek arı gametlerini mitozla oluşturuyor. E, sorular da karşınıza çıkar. Şimdi partonegenez dediğimiz kısım yumurtadan sonraki kısım arkadaşlar. Şu mayozu içine almıyor. Yani buradaki yumurtalardan bazıları döllenme olmadan haploid gelişme dediğimiz durumla yani mitoz bölünmelerle erkek bireyleri meydana getiriyor. İşte bu kısma ne diyoruz? Partonogenes diyoruz. Burada döllenme var mı? Yok. Partonogenesin içinde mayoz var mı? Yok. Hangi bölünmeye dayanıyor bakın partonogenes? Mitoz bölünme esasına dayanıyor. Dolayısıyla partonogenes nasıl bir üremedir arkadaşlar? Eşeğsiz üreme türüdür. Peki dişi arılar nasıl oluşuyor? Yumurta eğer spermle döllenirse, döllenme olduğuna göre dişi arının oluşumu nedir arkadaşlar? Eşeyli üreme. Yani bu kısmı eşeyli üremeyi gösteriyor bize. Partenogenes kısmı ise eşeysiz üremeyi gösteriyor. Şimdi zigot döllenme sonucu oluştu. N kromozom yumurtadan, N kromozom da spermden geldi. İki N kromozomlu zigot oluştu. Dikkat! Döllenmeyle oluşan bireyler mutlaka nedir arkadaşlar? Dişidir. Dönlenme olmadan gelişenler erkektir. Dönlenme oluşanlar ise mutlaka dişidir. Peki bu dişi embriyolar nasıl oluyor da işçi arı ya da kraliçe arıya dönüşüyorlar? Beslenme farklılığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer bu dişi embriyolar polenle beslenirse yine iki an kromozomlu işçi arılar oluşuyor. Fakat bu işçi arılar kısır. Kovanın bakımından temizliğinden e, sorumlular fakat üreme yetenekleri yok. Eğer arı sütüyle beslenirlerse embriyolar bu sefer kraliçe arı oluşuyor. Yine iken kromozomlu bu ise verimli yani üreme yeteneği var. Demek ki dişi embriyoların işçi ya da kraliçe arıya dönüşümü bir modifikasyondur arkadaşlar. Çevre şartları genlerin işleyişini ne yapmış çünkü değiştirmiş. Şimdi unutmuyoruz. Hemen hafızaya atıyoruz. Kraliçe çağrı iki en kromozomludur. Yumurtaları neyle oluşuyor? Mayozla oluşuyor. Erkek arı en kromozomludur. Spermleri neyle oluşuyor arkadaşlar? Mitozla oluşuyor. Hemen bu bilgiyi de hafızaya attık. Bir bilgi daha hafızaya atalım. Yine sorularda çok işinize yarayacak. Bal arılarının üremesinde döllenme varsa mutlaka dişi arı oluşuyor. Dişi arılar modifikasyonla işçi veya kraliçeye dönüşüyor. Döllenme olmadan partenogenezle oluşursa da erkek arılar meydana geliyor. Erkek arılarda peki çeşitlilik var mı? Şimdi buna bakalım. Erkek arılar birbirinin tıpatıp aynısı mıdır arkadaşlar? Değildir. Çünkü mayoz sonucu oluşan yumurtaların partenogenezle gelişimiyle oluşuyor. Bu yumurtadan gelişseydi başka bir arı olacaktı bu yumurtadan gelişseydi başka bir çeşitli arı, bu yumurtadan gelişseydi başka bir genetik yapıda erkek arı oluşabilecekti. Peki erkek arılardaki çeşitlilik partönogenes sebebiyle mi? Değil. Ne sebebiyle? Mayoz sebebiyle. Hemen burayı da hafızaya atalım. Erkek arılardaki çeşitlilik sebebi partönogenezden önce gerçekleşen mayoz bölünmedir. Bunu da unutmayalım. Şimdi e, öğrendiklerimizi bir de burada tekrar edelim birlikte. Bal arılarında kraliçe arının yumurtalarından bir kısmı ne yapıyormuş? Döllenmeden gelişebiliyormuş. Döllenmeden gelişerek en kromozomlu erkek arıları meydana getiriyor. Ve en kromozomlu birey meydana geldiği için bu tür partenogenize biz haploid partenogenez diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yumurtaların döllenip döllenmemesi kraliçe arının isteğine bağlı olarak gerçekleştiği için erkek arıların oluşumuyla sonuçlanan partonogeneze isteğe bağlı olduğu için ne diyoruz? İsteğe bağlı partonogenes diyoruz. Döllenmiş yumurtalar ise arkadaşlar diploid kromozomlu yani iki an kromozomlu hangi arıları oluşturuyorlar? Dişi arıları, yani döllenme varsa mutlaka dişi arı vedana geliyor. Döllenmiş yumurtalardan çıkan larva gelişimi sırasında eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe, polenle beslenirse işçi arı oluşuyor. Bu da nasıl bir olay arkadaşlar? E, çevre etkisiyle genlerdeki işleyiş değiştiği için biz buna modifikasyon diyoruz. Kraliçe arı üreme yeteneğine sahip fakat işçi arılar kısır, üreme yeteneğine sahip değiller. Kamçı kuyruklu kertenkele de yine partenogenesle üreme görülebiliyor. Bundaki durum nasıl? Şimdi buna bakalım. Çok ilginç bir canlı arkadaşlar. Bu kamçı kuyruklu kertenkelede sadece dişi bireyler var. Yani bunların erkek bireyleri yok. Yumurta oluşumu biliyorsunuz oogenezle gerçekleşiyor. Bunlarda yumurta hücreleri oluşurken mayoz 2'de oluşan en kromozomlu yumurta hücresiyle yok olması beklenen Yine en kromozomlu kutup hücresi bir araya geliyor. Yumurta hücresinin çekirdeği ile kutup hücresinin çekirdeği kaynaşıyor. Fakat dikkat döllenme yine yok burada. Döllenme olmadan bu yapı gelişerek iki en kromozomlu kamçuk e, kamçı kuyruklu kertenkeleleri oluşturuyor arkadaşlar. Ergin bireyler iki en kromozomlu oldukları için ne diyoruz biz buna? Diploid partenogenes diyoruz. Erkek arılarda Oluşan birey haploid e, kromozom yapısına sahip olduğu için haploid partenogenez demiştik. Normal olarak partonogenetik gelişime uğramayan bazı canlılar yumurtaları yapay olarak uyarılıyorlar. Mesela yumurtalar ortam sıcaklığından pH değerinin veya tuz konsantrasyonu değiştirilmesinden etkileniyorlar. Mekanik ya da kimyasal uyarıcılarla yine uyarılabiliyorlar. Uyarılan yumurtanın gelişimi sonucu yeni bir canlı oluşabiliyor. Bu olaya arkadaşlar deneysel partenogenes diyoruz. Bu da e, kurbağalarda örnek verilebilir mesela. Kurbağa yumurtasına topliğine ucuyla dokunulursa yumurta döllenmiş gibi uyarılıp bölünmeye başlıyor ve yeni bir kurbağa ortaya çıkmış oluyor. Buna da ne diyormuşuz? Deneysel partenogenes diyoruz. Haploid, diploid ve deneysel partenogenes sorularda karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar partenogenizin eşeğsiz üreme olduğunu unutmuyoruz. Bal arıları ile ilgili soru çıkarsa karşınıza erkek arılar en kromozomlu ve spermlerini mitozla oluşturuyorlar. Dişi arılar e, kraliçe arı iken kromozomlu ve e, yumurtalarını mayozla oluşturuyorlar. Bunları unutmuyoruz. Haploid ve diploid partonegeniz yine sorularda karşınıza çıkar. Şimdi bu konuyla ilgili sorularımızı çözelim. Daha sonra mayoz bölünme ve eşeyli üreme konusuna geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.